gösterilerin yapılacağı günler göstericilerle polisler arasında bir tür randevulaşmaya sahne olur. Gösterici grupların içindeki polis ajanlarından da alınan bilgilerle ne zaman, nerede eylem yapılacağını öğrenen polisler tam o saatte orada olurlar ve büyük randevu gerçekleşir. Tabii medyada bu randevuyu asla kaçırmayıp zaman zaman polis dayağından nasibini alır. Ama bugün Ankara'da bunun tam tersi oldu. Öğrencilerin üniversite harçlarını protesto için saat 12'de Kızılay'da eylem yapacaklarını duyan polisler tam zamanında yerlerini aldılar. Medya mensupları da her zamanki gibi gelişmeleri olay yerinde izlemeye hazır bekliyorlardı. Ancak saatler 12'yi geçtikçe poliste bir huzursuzluk başladı. Öğrenciler ortada yoktu. Saatler 12.30'u gösterdiğinde polisler artık acaba çocukların başına bir şey mi geldi diye endişelenmeye başlamışlardı. Burası Kızılay Meydanı. Bugün burada öğrenci eylemi bekleniyordu. Ancak öğrenciler randevularına gelmedi. Polis köpekleri giderek sabırsızlanmaya başlıyor. Fakat merkezden alınan telsiz talimatı polislerin biraz daha beklemelerini emrediyordu. Öyle ya, öğrenciler çıkıp gelir de polisi göremezlerse ayıp olurdu. Madem öğrenciler gelmiyordu, polisler de bu güzel bahar gününde dışarıda olmanın keyfini çıkarmalıydı. Kimi çay içiyor, kimi bir şeyler atıştırıyor, kimi ise hala öğrencilerin yolunu boşuna gözlüyordu. Sonunda öğrencilerin eylem için yeterli sayıyı bulamadıklarından randevuya gelmeyecekleri belli oldu. Polisler büyük bir kızgınlıkla karargahlarına dönerken alacağınız olsun bir dahaki seferde biz gelmeyeceğiz diye mırıldanıyordu. Bayan hakemimiz var. Onu bayan futbol takımlarımız izledi. Sonra bayan teknik direktörle tanıştık. Bayan futbol takımlarımızsa rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için yabancı futbolcu transfer etmeye başladı. Adana İdman Yurdu bayan futbol takımı da Romanya'dan futbolcu transfer ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Evet, artık ülkemizde futbolcu Natasha dönemi başladı. Natasha, Natasha, bugün bizi Natasha, çıkardı bizi yoldan, yavur kızı Natasha. 22 yaşındaki Rodaci ile 24 yaşındaki Pozzi yeni kulüplerine 2 milyar liraya mal oldu. İlk idmanda hayli başarılı gözüken Roman futbolcular antrenmana çıkıp soluğu kebapçı da aldı. Futbolcu bayanlar metrelik Adana kebabının tadına baktı. Çok güzel. Güzel. Roman futbolcular acılı Adana'ya hayran kaldı. Bakalım Adana İdman Yurdu onlardan memnun kalacak mı? Tarzan balta girmemiş ormanların tek hakimiydi. Tarzan'ın evi ağaçlardı. Bu da bir Tarzan evi. Ancak biraz farklı. Kahramanmaraş Yavşan Yaylası'ndaki 100 yıllık mezdeği ağacı bulanınca bu hale geldi. Ağacın 19 yerinden sürgün vermesine fırsat bilen 70 yaşındaki Ahmet El, ağacın üzerine 80 metrekarelik ev yaptı. Burayı acizane olaraktan sizlere hazırlamış bulunuyorum. Gelenlerden Allah razı olsun. Hepinizin buraya gelmesini arzu eder, Allah'tan niyaz ederiz. 35 metrelik merdiven yardımıyla çıkılabilen evde yemek salonu, oturma odası ve misafir odaları bulunuyor. Ancak kaçak yapılan bu ağaç kolunun belediye zabıtaları tarafından yıkılıp yıkılmayacağı henüz bilinmiyor. Atlar, insanoğlunun can dostları. En zor şartlarda dahi insanları terk etmediler. Kimi zaman seçim sandıkları taşıdılar, kimi zaman hastaları doktora götürdüler, kimi zaman yarıştırıldılar ve uğruna çalıştıkları insanlar tarafından vuruldular. Ama hep insanların yanında oldular. Unutulmaya yüz tutan atasporumuz cirit yaşatılmaya çalışılırken Erzurumlular şimdi rahvan at yarışları düzenlediler. Bu at yarışının kuralı basit. Atları çılgın gibi koşturmak, yormak yok bu yarışta. Yarışçı atlar rahvan gidiyorlar. Rahvan yarışı tamamlayan atlar daha sonra derecelerine göre kupalarını alıyorlar. Türkiye çapında bir yarış yapmayı düşünüyoruz. Eğer o yarışı yaparsak
hazırlanabilirse o günlere bizim iddiamız o zaman belli olacak.